İlimle ihlas olur mu? İlimle ihlas olmaz. Hayır. Yani insan okuyarak, ilim elde ederek ihlas İlimle olur. İhlas olmaz. İlim, ihlas, amel. Üç şey var. İlim, ihlas, amel. Üç şey var. Bunların biri birbirine alakalı değil. Yani evet, ilimle amel birbirleriyle alakalı. İlimsiz amel olmaz. Tamam. Ama ihlas müstakildir. İhlasın ilimle alakası yoktur. Bir vergidir o yani. Allah'tan istemek lazım. İhlas bir cevherdir. O da onu soruyor efendim. İlim tahsil ederek Cenab-ı Hak'tan bunu talep etsek? Verirse verir, eyvallah. Yani ihlası verirse olur. Allah ihlası verirse olur. İhlasın şeyle alakası yok, ilimle ne kadar var. İşte şeyin, Kürt Bekir Ağa'nın durumu. Sıdık Süleyman'ın durumu. Bunların ikisi de avamdır. Kürt Bekir Ağa'nın hiçbir şeyi yok. Yine Sıdık Süleyman okur yazar var zannediyorum. Dört kişiden biridir Risale-i Dairesi'nde. Dört büyük zattan birisi Kürt Bekir Ağa'dır, birisi de Sıdık Süleyman'dır. Birisi Hulusi Bey'dir, birisi de Sabri'dir. Sıdık Süleyman rahmetlikle mahkemede görüşmüştünüz değil mi efendim? Sıdık Süleyman mı? Evet. O çok garip oldu yani, bilmiyorum. Görüştüm, rahat görüştüm. Yani. Hoş görüştük, konuştuk. O tank berelerinden var, onun başında vardı onu. Ondan sonra ben 1971'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Risale-i Nur davasının da mahkeme oluyorum. Kanepeye oturmuşum, mahkemenin önünde şey bekliyorum, çağırmalarını bekliyorum. Tekim, yalnız oturuyorum. Birisi geldi, yanıma oturdu, mübarek bize kalktım, hürmet ettim. Müslüm sen misin dedi. Gündüz demedim, Müslüm sen misin? Evet efendim dedim. Ben dedi, Sıddık Süleyman'ım. Ve deyince kalktım, elini öptüm tabii, şey yaptım. Efendim zahmet etmişsiniz dedim. Haberim oldu dedi, sen davam varmış, onu izlemeye, onu takip etmeye geldim. Zahmet etmişsiniz efendim dedim falan. Ki ben hiç kimseye söylemezdim mahkemeye gittim, tek giderdim daima. Kimsenin benim mahkemeye gittiğimden haberi olmazdı. Evin dahi. Tek gider mahkemeye girer gelirdim yani, adetim o. Ondan sonra biraz konuştuk o zaman, yani ne konuş bilemiyorum ki tabii, 40-50 sene mesela. Ondan sonra mahkemeye girdik, o geldi arka sıraya oturdu. Tek dinleme yerine oturdu. Mahkeme bitti. Ondan sonra ben şey yaptım, adam ceza verdi o zaman bize. Adam son mahkemeydi, kalemi bıraktı böyle. Dedi, söz veriyorum, konuştukların dedi, şeye geçmeyecek, zapta geçmeyecek. Mustafa Kemal hakkında ne düşünüyorsun dedi. O zaman aklıma ne geldiyse saydım, hiç eksik bırakmadım yani. Hepsini saydım. Tamam dedi, gidebilirsin dedi. 1,5 sene hapis, 1,5 sene hapis, 2 sene sürgün Çanakkale'de, amme hukukundan men, cezayı kestim. Tamam dedim, çıktım, arkama döndüm, Sıddık Süleyman yok, oturma yerinde Sıddık Süleyman yok. Ta ne zaman, kaç sene sonra? Hatta bu Azimendi'den sonra aklıma geldi. Dedim öyle bir, halbuki Sıddık Süleyman 65'te vefat etmiş. Sıddık Süleyman 65'te vefat etmiş. Çok net bir hadise bu yani. Çok net bir hadise. Öyle oldu o iş. Buyur anlat. Vefatından sonra tasarruf hakkı olan İmam Ali Efendimiz
Hayat bin Kays Hazretleri, Şah-ı Geylani Hazretleri, dördüncüsünü söylemiyor Hazretleri. Hayat Harrani. Hayat Harrani. Dördüncüsünü söylemiyor. Şey. Neydi onlar? Birisi Gavs-ı Azam, birisi Hayat Harrani. İmam Ali Efendi. İmam Ali değil. Hayır. Şey. Başka bir şey yok ya. Maruf Kerhi. Maruf Kerhi. Üçü. Kulisi Bey ona üstadı ilave ediyorlar. Dört. Vefatından sonra tasarrufu devam eden büyükler diyor. Maruf Kerhi, Hayat Harrani, Gavs-ı Geylani ve Üstad Beyzman Said Nursi. Kulisi Bey Said Nursi'yi de ilave ediyor. Talebelerin de şumulü vardır değil mi efendim? Var mı? Olmaz mı? Evet. Yani Sıddık Süleyman dört büyükten bir tane yani. Temel. Dört büyük. Gavs-ı Geylani'nin müjdelediği dört büyük zattan biri. Biri Sıddık Süleyman, biri Kürt Bekir Ağa gayretiyle. Ondan sonra tasdikiyle sabri, ihlasıyla kulusu. Ne diyeceksin? Allah vermesin. Allah vermesin. Ne diyeceksin? Hulusi'nin 8 sene dizin dibinde oturduk öyle. Böyle aliyül ala dev gibi yerlere sığmaz falan değildi yani. Mübarek bir zat yani. Hiç. Cevher ayrı bir şeydir. Gelenler hatta çoğu biz neye geldik ki derlerdi yani. Bu muydu? Birinden nitekim söyledi Allah rahmet etsin çok hasta. Ben dinledim yani diyor. Buraya geliyorlar diyor. Ta uzaklardan çıkıp geliyorlar. Hulusi Hulusi diye geliyorlar. E bakıyorlar. Hulusi bu mu? Allah rahmet etsin. Hulusi bu mu? E ne yapayım ben mi sizi çağırdım diyor. Ben mi sizi çağırdım? Hulusi bu işte nasıl edelim? Şevkale delik yok yani. Cevher, cevher meselesi.